Ribozom gerekli enzimlerin sentezi için gereklidir. Kloroplast reaksiyonun gerçekleşebilmesi için gereklidir. Çünkü hücremiz ökaryotik. Mitokondri yine reaksiyonun gerçekleşebilmesi için gereklidir. Ökaryot bir hücrede fotosentez yapılıyorsa mutlaka kloroplast bulunmak zorundadır. Ökaryotik bir hücrede oksijenli solunum yapılıyorsa mutlaka mitokondri bulunmak zorundadır. Ribozomsuz hücre olamayacağından dolayı ribozom zaten tüm hücrelerde zorunludur. Buna göre cevap 1, 2 ve 3 E. Fotosentez reaksiyonları, ışığa bağımlı tepkimeler, ışıktan bağımsız tepkimeler olarak ikiye ayrılır. Işığa bağımlı tepkimeler devirli ve devirsiz fotofosforilasyon olarak ikiye ayrılır. Işığa bağımlı tepkimelerde ışık kullanılır. Klorofilden elektron kopar. Klorofilden kopan elektronun hareketiyle yani ETS ile ATP üretilir. ATP ışıktan bağımsız evrede kullanılır. Yine ışığa bağımlı evrede su iyonlarına ayrışır. Suyun iyonlarına ayrışmasıyla oksijen açığa çıkar. Oksijen atmosfere verilir. Işığa bağımlı evrede NADP molekülü indirgenir, hidrojen alır. Bu hidrojenler ışıktan bağımsız evrede kullanılır. Sonra ışıktan bağımsız evrede karbondioksit alınır. Sonuçta besin açığa çıkar. Buna göre fotosentezin gerçekleşebilmesi için ilk olay klorofilden elektronun kopması gerekir. Bu yüzden klorofilin ışığı absorbe etmesi ilk görülen olaydır. Cevap C. Çizgili kas hücreleri ve hetetrof oksijenli solunum yapan bakteriyi kıyaslayacak olursak, laktik asit fermentasyonu çizgili kas hücresinde görülür, oksijenli solunum yapan bakteri de görülmez. İki canlı da hetetrof olduğu için fotosentez iki canlı da görülmez. Etil alkol fermentasyonu çizgili kas hücresinde görülmez. Hetetrof oksijenli solunum yapan bakteride de görülmez. Oksijenli solunum çizgili kas hücresinde görülür. Oksijenli solunum yapan bakteri de görülür. Buna göre yalnız 4 nolu olay her iki canlıda da ortak olarak görülür. Cevap A. Ökaryot canlıların oksijenli solunumunda önce glikozun 3 karbonlu pürüvik asite dönüşmesi gerekir. 3 karbonlu pürüvik asit daha sonra 2 karbonlu asetil-CoA'ya, asetil-CoA daha sonra Krebs döngüsüne katılır. Buna göre de buradan açığa çıkan natlar, indirgenmiş olan natlar ve indirgenmiş olan FAT molekülü ETS reaksiyonlarında ATP üretimine katılır. Buna göre öncelikli olarak glikozun sitoplazmada belirli bir moleküle kadar yani 3 karbonlu pürüvik asite kadar yıkılması gerçekleşir. Daha sonra enerji elde etmede kullanılacak moleküllerin mitokondriye geçmesi gerçekleşir. Daha sonra moleküllerin enzimlerle karbondioksit ve suya kadar parçalanması gerçekleşir ve tepkime 1-3-2 şeklinde gerçekleşir. Cevap B. Fotosentez tepkimesi karbondioksit ve suyun birleştirilmesiyle glikoz ve oksijenin açığa çıkması şeklinde gerçekleşir. Buna göre kullanılan karbondioksit miktarı ve açığa çıkan oksijen miktarını tespit ettiğimizde fotosentez hızı üzerinde fikir yürütebiliriz. Kullanılan karbondioksit miktarını ölçme, ölçmede belirli bir süreyi birim olarak kullanma, bitkide tüketilen su miktarını ölçme, bitkide tüketilen su miktarı dediğimizde bitki terleme içinde su tüketir, solunum içinde su tüketir, diğer enzimatik reaksiyonlar içinde su tüketir. Buna göre bitkide tüketilen su miktarını ölçme yanlış bir ifade olur. 1 ve 2'yi kullanabiliriz. Cevap D. Işık miktarına bağlı olarak ışık miktarı arttıkça oksijen miktarı artar. Aynı zamanda ışık miktarı arttıkça karbondioksit miktarı azalır. Buna göre ışıkla paralel olarak artıp azalan oksijen molekülü olmalı. A'ya ışık şiddeti dersek
V'ye oksijen deriz. Işığın olmadığı sürede karbondioksit kullanılmadığı için karbondioksit miktarı da maksimumdur. Buna göre cevap B. En az ışık şiddetinde fotosenteze başlayan B1'dir. Daha sonra B3, daha sonra B4, daha sonra B2, en fazla ışık isteyen, ışık yoğunluğunun en fazla olduğu aralıkta fotosenteze başlayan ise B5 bitkisidir. Bu yüzden B5 bitkisi en fazla ışığa gereksinim duyan bitkidir. Cevap E. Oksijenin olduğu yerlerde etil alkol fermentasyonu gerçekleşemez. Ayrıca etil alkol fermentasyonunda amino asitler kullanılamaz. Bu yüzden oksijen olmasın ve besin molekülümüz glikoz olsun. Buna göre yalnız 4 nolu ortamda etil alkol fermentasyonu gözlenebilir. Cevap B. Işık enerjisini kullanarak ATP sentezi fotofosforilasyon demektir. Fotofosforilasyon ökaryotik hücrelerde gerçekleşebilir. Oksijenli solunumla ATP sentezi oksijenli solunum demektir. Ökaryotik hücrelerde gerçekleşebilir. Oksijensiz solunum ökaryotik hücrelerde yine gerçekleşebilir. İnorganik maddelerin oksitlenmesi ise kemosentezin tanımıdır. Kemosentez sadece prokaryotik canlılarda gerçekleşir. Prokaryotik bakteri ve arkeler. Bazı bakteri ve bazı arkelerde kemosentez gözlenebilir. Ökaryotik canlılarda kemosentez olayı gözlenmez. Yalnız 4 cevap A. Deneyde bakterilerin lamelin çevresine doğru dizilmesi, lamelin çevresini oksijen içerdiği için bakteriler oksijene ulaşmaya çalışıyorlardır. İkinci deneyimizde ise alg eklediğimizde algin çevresinde de bakterilere rastlamamızın sebebi ise algin fotosentez yapmasıdır. Buna göre algin fotosentezle oksijen üretmesi bakterilerin alge doğru gitmesine sebep olmuştur. Bakterilerin aynı zamanda oksijenli solunum yapması hem lamelin çevresinde hem de algin çevresinde toplanmasına sebep olmuştur. Bakteriler fermentasyon yapsaydı algden uzaklaşacak şekilde hareket ederdi. Buna göre 1 ve 2 bu durumun sebebi olabilir. Cevap C. Sabah erken saatte kesit aldığımızda bu kesit akşama kadar ışıktan istifade edememiştir. Fotosentez yapamamıştır. Üstelik sabaha kadar da mevcut nişastalarını parçaladığı için ağırlığı azalmıştır. Nişastayı önce glikoza dönüştürmüş, sonra da solunumla karbondioksite dönüştürmüş. Bu yüzden ağırlık azalmıştır sabah alınan kesitte. Akşama kadar bekletilen kesit ise akşam kesit aldığımızda ise akşama kadar bekledi. Fotosentez yaptı. Fotosentez neticesinde glikoz oluşturdu. Glikozu nişastaya dönüştürdü. Yani ağırlık artışı oldu. Buna göre ortama verilen oksijen miktarı farklılık gösterir. Üretilen organik madde miktarı farklılık gösterir. Tüketilen karbondioksit miktarı farklılık gösterir. Organik madde üretiminde kullanılan ATP miktarı farklılık gösterir. Çünkü bu iki bitkinin fotosentez hızları farklılık göstermektedir. Cevap E. Deneyde önce boyalı sıvı bir seviyesine çıkarılmış ama daha sonra boyalı sıvı iki seviyesine inmiştir. Boyalı sıvının iki seviyesine inmesi demek bitkiden gelecek bir maddenin bunu itmesinden kaynaklanmıştır. Buna göre bitkiyi sularsak bitki terleme yapar. Terleme neticesinde su buharı oluşturur. Su buharı boyalı sıvının birden ikiye doğru kaymasına sebep olur. Ortam sıcaklığının optimuma getirilmesi metabolizmayı hızlandırmak demektir. Metabolizma hızlanırsa solunum hızlanır, terleme hızlanır ve bir nolu seviyeden iki nolu seviyeye doğru boyalı su seviyesi iner. Ortamın ışık şiddetini arttırsaydık fotosentez yapardı. Fotosentez neticesinde üretilen oksijen miktarı artıp boyalı su seviyesini 2'ye indirebilirdi. Ancak ortamın ışık şiddetinin azaltılması fotosentezin azalmasına ve boyalı su seviyesinin
etkilenmemesine sebep olmuştur. Buna göre 1 ve 2 nolu olaylar bir boyalı sıvının 1 nolu kısımdan 2 nolu kısma inmesine sebep olmuştur. Cevap D.